Günaydın, enerji. Ay uyumuşum ne güzel kız. Vallahi dinlendim, boş veriyordur. Ay. Ay gözüm, ay nazar. Ay Engin. Kız ne oldu? Ay günaydın neyse, güzel bir kahvaltı yapacağım şimdi. Dur kapatın, bu olmadı. Enerji. Size enerjiyi gönderdim ama harika bir gün olsun. Bu arada burada saat 1:30 olsun. Ben uyumayı, dinlenmeyi hak ediyorum. Sizi seviyorum. Enerji, Reyhan. Enerji, Enerji, günaydın. Koridorda sesimiz yankılansın. Bugün kahvaltımız odada. Haydi bakalım. Kızlar bence. Kız bu perde nerede? Nasıl açılacak Reyhan? Ah. Al sana manzarası sorusu. Heh, buldum. Enerji, sana da hello. Şunun adı neydi kız? Reyhan. Heh. Dubai ay, sana da enerji. Haydi bakalım. Günaydın. Günaydın enerji. Enerji. Seni yerim. Oh, hadi bakalım. Ya, gülsüz asla biliyorsunuz. Kız. İnanılmaz bir gözlük bak. Hemen alıyorum. İnanılmaz güzel. Trendyol'dan almıştım bunu. Hemen hemen link at, link at. Hiç link at. Uğraşamam şu an. Link at. Tamam sen bana at hemen. Başka var mı renkleri bunun? Valla bu hatırlamıyorum renk... ki. Ay Dilan çok güzel. Ben kesin şey Beymen'den aldım. Engin ödemeleri yapıyor bugün bak. Biz de ödemeleri yapıyoruz aşkım. Enerji. Enerji. Evet, Engin'in kombinin güzelliğine bak Sıla. Evet, çok güzel oldu ki. Aa, böyle gitsin işe sen. Öyle yapacağım zaten, bundan sonra böyle gideceğim. Çok güzel oldu. Komple tarzım bu. Komple tarzım bu. Aynen, ben de böyle gideceğim işe. Sonun gelişme. Nasıl geliyor? Sonun gelişme. Ne yaptın annem? Bakayım bir getir. Onun adı ne? Bir bakayım. Bakayım. Göremiyorum. Bir gel yanıma gel. Aa. Güzel mi? Böyle okuyacak. Aa. Seni öptü mü? Nasıl öpüyor bakayım? Bir daha yap. Şule de orada kendine kanka bulmuş. Bir açıklama geliyor. Kız kadını rahat bıraksanıza. Anne aile aşkım siz şu an yanlış adrestesiniz. Evet pardon. Arkadaşımı rahat bırakın, Zülem Can'dır, çok tatlıdır. Nasıl görüşmedik biz? Evet. Ben niye açılışa çağırmadım mesela? Bilmiyorum. Bilmiyordum, ben de görmedim. Tamamen seni. Denk geldi arkadaşlar. Aşkımsın, şimdi içiyoruz kahvemizi mis gibi. Sohbeti kadını rahat bırakın, çok rica edeceğim aşkım lütfen. Sizi seviyorum, cansınız ama yanlış adres. Ben sizi yönlendireceğim. Başka adresler var yani, adresler bak lütfen. Arkadaşıma mesaj atmayın. Bak benim arkadaşım diyorum, ona mesaj. Bu nedir ya? Hani Reyhan'ı da etiketledim diye Zulen hayır, böyle bir şey gördün mü arkadaşım sen? Hayır ben görmedim vallahi bu ne? Zulen! Yedi sülalem toplantı cenazeme gelemem. Bu ne? Reyhan'ı yaptın kaçma. Sıla! Kızın takipçisine kadar 36 bin oldu. 34 bin takipçiye bir gün izlenme. Biz de reklam için yazacaklar, sen kabul etmeyeceksin. Zulam seni yedim. Sadece Dilan Polat'a. Aynen. Yani sen de yapma aynı ablamı. Ayrı bir süre açıyorsunuz gerçekten. Bence sen ya. Böyle bir şey gördün mü? Hiç diyor mu? Ben Zulam ben niye birilerine prim vermeyeyim ben arkadaşım? Asla. Vermeyin sakın diyorum ya. Reyhan'a verirsin. Reyhan'a vereyim. Reyhan'a kadar izleyeceğim. Yok izinlenmesin. 500 bin uyuyamıyor. 3 saatlik uyku ya. Instagram'ı kapattım. Sevda şimdi yemek istemiş. Diyor ki gel buraya Sevda. Diyor ki nişanlım. Alışamadım evlendiğime. Sıla bir dur anlatayım. Dur ben anlatacağım. Şimdi oturuyoruz tamam mı? Bir şey oldu döndü Erdem böyle yaptı. Nişanlım dedi. Kız dedim ne nişanlısı? Kocan oldu o senin. Bu da böyle yaptı. Aa doğru dedim. Kız dedim sen dedi bir gün daha Dubai'de kalsan sevgilim diyeceksin. Acaba? Enerji! Evet, doğru. Peki senin Sevda'ya 559 bin gündür tam bir yıldır sevdim.
Sevde demen. Evet. Sen daha komiksin. Hadi Sevde. İnanamayacaksın sevgilim. Ben biliyorum. Benim dünya güzeli kraliçem. Sen bir kraliçesin, annesinin kızı. Nilda, ben duyduğum an... Üstü başka, altı başka bir pijamayla gelen anasının kızı. Sana var ya, canımı içini veririm. Canımın içini. Nilda, anne ya. Sana aşığım. Öyle bir doğum günü hediyesi var ki, ben bunu görünce bir ay önce dedim ki Nilda delirecek. İnanamazsın. Dünya konuşacak. Bak, çok ne ya? Dedi. Aramızda konuşuyoruz ya. Çok olmaz, sürpriz. Az kaldı. 3 gün kaldı. Ya Nilda hediye edin diyemezsin. Biliyorum. Ben de biliyorum. Böyle bir şey yok Nilda. Çok güzel. Nilda'yı... 3 gündür ağlayacaksın. Bayılacaksın. Nilda, ağlamaya başlayacaksın mutluluktan. Bak şu an ağlayasınız geldi. Hadi, hadi, ağladın hadi. Mı? Şu an ama ağla. Tahmin edemezsin. Ağla tahmin etme ağla. Tahmin et ve ağla. Mutluluktan ağlama sen. Seni aslında çok seni birazcık şey. Tanıyorsa Dilan tahmin edebilir. Beni tanıyan insanlar bilir ne olduğunu. Yok be. Bilir, bilir. Güzel bir şey bilemezler. Doğru. Çok güzel. Ölene kadar yani. Çocukları bile bunu böyle bunu alacak. Abartıyor ya biraz. Abartıyor. Abartıyor muyum Dilan? Gram asla. Abartmıyor Nilda. Gram o kadar güzel ki anlatamam sana. Çocukları bile seninle gurur duyacak. Oturup ağlayacaksın orada Nilda. Ay bunun çocuklarını görürüm inşallah. Göreceksin tabii. Ama ben istemem asla evlenmesin. Kimseye vermem onu. Ben de vermem. Bunun layıfı var ya, bunun layıfı prenses. Anne diyor benim takipçim artmasın, ben istemiyorum. Hayır, özel SMS katıyorlar. Bizim atmasınlar değil mi? Atmayın. Benim kızım bana takipçisi atmıyor. Nilda. Kaç kişi daha çağırırım? Niye çok kişi çağırmıyorsun? Aramızda daha güzel değil mi? Ben şimdi seyredeyim. Bir şey der ama durmuş herhalde. Düşünüm var. Hemen yapsın. Hemen yapsın. Anne hemen. Ya ne gibi bir şey? Hemen benim yeğenim doğum. Çok merak ediyorum. Çok ağlayacaksın. Ama mutluluktan. Sen sana enerji. Anne. Hadi. Biraz bu niye böyle? Niye böyle ötüyor? Bak ver. Bak telefonumu 2 dakika kapattım ya. İstemiyor musun? Tamam anne mı? Bir kapat. Ama herkes Dilan Polat'ın kızını merak ediyor. Aç artık şu hesabını. Açsana hesabını. Hesabımda bir sürü fotoğraflar var. Ne? Gel. Anne gel. Dur göstereceğim bak. Böyle gel. Bak göster. Sigara. Nerede? Bu böyle. Biraz ver. Aa daha çok atacaklar anne. Anladın değil mi Nilda? Çok seviyorum bu anneni. Gelmiyor ki. Dilan seni çok seviyorum ya. Gel teyzem gel. Seviyorum sana. Ya, Nilda o kadar güzelsin. Çok Dilan. Senin kalbin var ya. Senin kalbine göre bir hediye aldım sana. Ya aldım da denmez de. Ha, ışık söyleme. Bilmiyor, hayal bile edemez. Seni kimse üzmesin annem. Onu kimse üzemez. Şimdi Nilda bu tarz yorumlardan asla rahatsız olup ya da üzülmüyor. Doğru mu Nilda? Evet. Yani sadece hani böyle bir şey oluyor. Nasıl diyeyim Reyhan? Hoşuna gitmiyor, irite oluyor. Ama dava açacağız. Ben şimdi bunların hepsini ekran görüntüsü alıyorum. Onun rahatsız olmuş oldu. Hadi bakalım uğraşın bizle. Küçücük çocuğu, çocuk hakkında yazılan yorumlar... benim çocuğumla alakalı bu yorumları yazmayın. Siz nasıl insansınız ki? Asansörü açar mısın? Siz nasıl insansınız ki? Küçücük bir çocuk için bu yorumları yazabiliyorsunuz. Ben asla uğraşmıyorum. Onun rahatsız olduğu şeylere, irite olduğu şeylere. Bu arada ben annesiyim. Keşke bana biraz benzese. Benim umurumda değilsiniz. Hiçbiriniz. Gerçi ben yorumları bile okumuyorum yani. Ekran alıyorum ve şirket avukatlarımıza, holdingin avukatlarına iletiyorum. Hepsini, hepinizi şikayet. Maddi ve manevi tazminat davasını açıyorum. Haberiniz olsun. Gelince dağılarsınız, SMA hastası bebeklere bağış yaparsınız. Nilda affederse affeder. Hadi inelim. Yansın dur, ya. Aa,
Nida, keşke şuna benzesen biraz. Bunu değil. Birazcık teyzene benze be. Hayat öyle değil zaten. Hayat inanılmaz güzel. Onu öğreteceğim ben de bunları. Öyle zaten tabii ki. Bu arada şey değil. Bu arada zannetmeyin ki ben paylaştım ya Nida'ya böyle yazılı. Çok güzel yorumlar geldi 2000'e yakın. Bunlar da anladığı kafadan şey olanlar. Anladılar. Üstüne gidip çocuğa yorum yazıp Nida'ya etiketliyorlar mesela. Anladın mı? Gerçekten umurumda değilsiniz. Annesi olarak ben yemin ediyorum size. Bak Türkiye'ye dönemeyeyim. Gram umurumda değilsiniz. Hepsini avukatıma ilettim. Sizi şey yapacağım ben. İçinizi seveceğim sizi. Yanlış yere gidiyorsun, yanlış. Ya öyle bir bana tutulmuşsun ki kıyafetim o yana değil. Beach'e doğru gidiyorsun. Enerji evet. Bence de. Beni çok seviyorsun, farkında mısın? Kesinlikle. Ha? Ve aşıksın ve aşırı kıskançsın ve ikizler burcusun, doğru mu? Hepsi ama doğru. Ben seni her şekilde kabul ediyorum. Aşağıda. Oda namus. Oda numarasını söyle. Söyle. Söylemiyorum. Söyle. Almasın lan seni söyle. Söyle. 3-0-0-8. Thank you. Alkış, enerji. He? Ben ne gideceğim? Nereye? Tamıza kal. Ne? Kal burada. Neden? Ben gidiyorum. Terliklerin nerede? Benim terlik yok. Pasaport? Ben yok. Benim pasaportum yok. Senin pasaportun yok mu? Yok. Ben almadım kocacığım. İçeridedir. Hadi ben gidiyorum. Of ben de ya. Gelir misin? Sana da yemek yedirim. Tamam gel. Hayır ben gideceğim. Bak Engin sana yemek yedirim dedim. Nasıl bu yaptı gördün mü? Engin'in de ayağı zarar gördü ya. Ay nazar değdi ya. Gidebilirsin abla. Bas git abla, şükür et. Söyle Funda abla tekrar. Ay bizim ülkemiz gibi var mı? Kaç gündür burada rezillik çektiğimiz sıcak. Paylaşıyoruz. İnsanlar bizi cennette sanıyor neyse. Sakın. Yok canım, güzel de hani insan yoruluyor. Ay bu sıcakta dışarısı 50 derece, içerisi buz gibi. Gittiğimizde pert. Evet. Pert. Benim Azerbaycan şubem, Antalya, Konya. Canım buradalar sağ olsun ama gerçekten insanlar cennette zannediyor. Tabii ülkemiz gibisi asla yok Funda abla biliyorsun. Kesinlikle. Hani burada güzel Dubai sonuçta yani ama tabii. Hani bu ya yapış olduk. Raşan da bana diyor ki en sevdiğiniz yer neresi sizin tatil bölge? Evim hayatım benim. Benim evim yani. Bak. Yaşırdık havuz evindeki havuza bin çeker otur tamam. Evinde. Milan! Enerji! Çağırır mısın? Enerji. Daha çok çağır. Enerji. Neredesin? Neredesin? Zıkkımın kökü. Seni kim doğurdu? Doğru. Kim doğurdu? Doğru. Kim doğurdu? Doğru. Ağlayayım mı ben? Şule. Seni kim büyüttü? Sen büyüttün. Bak karıştırıyor. Seni kim doğurdu? Sen büyüttün. Evet. Benim inadıma yapıyor. Bu var ya büyümüş de küçülmüş. Şule.
Çure. Neredesin? Ne yapıyorsun şu an sen mesela? Çamaşır yıkıyorum. Makine mi var burada? Yok. Elinde mi yıkadın? Şitreş oldun mu onları serken? Bunu burada ilk kez paylaşıyorum. Şöyle hatırlıyorsun değil mi? Evimizde çok sevdiğimiz bir çalışanımız çalışıyordu. Bir Ramazan günü. Engin'in cebinden sürekli paralar eksiliyor. Engin bunu fark ediyor. Ve bir kamera taktık. Evimizde çalışanımız paramızı çalıyormuş. Bak şurada bir kez paylaştım mı Şule? Asla. Hiç. Bir Şule bilir. Doğru mu Şule? Evet. Bir sen bir ben. Polisi bile çağırmadık. Dedim ki ablacığım usul usul git benim evimden. Bak ben insaflı bir insan biliyorsun değil mi Şule? Evet. Beni en iyi sen biliyorsun. Evet, bak doğrudur. Asla ne polis çağırırım. Benim evimde başkası olsa ne yapar Şule? Evet, biliyorum. Türkiye'yi ayağa kaldırır. Yani hepinizin yolu açık olsun. Bak şu 36 beden ama bana hala yetmiyor ha Kübra. Üstümden düşecek bu arada. Evet daha nereye ben bilmiyorum ki ne olacak ayıbını giyeyim. Ne o? Aa. İnsanlar yazmış ki bundan sonra lütfen açılışta nerede ne giyeceksin bize sor. Evet öncesinde bunu. Çok güzel bence. Bunun ayakkabısı var mı? Vardır. Bence güzel oldu kızlar. Sizce bir yazın bakayım bana. Şu koleksiyonun bütün serisini aldım biliyorsunuz. Aa, burası neydi be kız? Dur burayı kapatalım. Ay asla hazırlanıp gidesim yok. Ben yoruldum oradan oradan. Ayıp olmasın, ayak uyduralım bir de. Hani kız siz de baskı yapıyorsunuz çık gez diye. Gazlamayın beni, yatacağım aşağı pijamalarımı. Felik felik gezin. Gezdiriyorsunuz. Bizimkiler de gezmeyi seviyor. Neyse enerji, haydi. Şule saçım yapalım. Yapalım. Hadi gel. Başlayayım mı? Ha. Diyorum ki Şule Türkiye dönünce bizi neler neler bekliyor. Bir sürü olay biliyorsunuz ya yine. O geldi bu gitti. Ha Şule. Alıştık zaten. Ama şimdi yeni action'larımız var Şule biliyorsun. Ha? Ne düşünüyorsun Şule bu konu hakkında? Mesela merak ediyorum düşüncelerini. Benim düşüncem. Ha. Benim düşüncem yok diyorsun galiba. Ha? Yok mu düşüncelerin? Düşünüyorum şu an ya. Niye? Bileyim, kafam durgun. Her şitreş oldun. Kafam durgun. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şule var evde kimse çekilmez diyorlar. Kim anne, diyor? Anne nereye gidiyorsun? Yazıyorlar Şule var. Saçmalamasın kimse. Çalışamaz orada diyorlar. Bana saldırıyorlar. Ay saçmalama çok rica ediyorum. Aa hadi.